Merhaba, ben Şef Semen Öner. Nefis bir tarifle huzurlarınızdayım. Nokul yapacağım şimdi size. Bafra, Samsun, yani Karadeniz bölgesinin çok özel, çok lezzetli bir tatlısı bu. Normalde hamur açarak yapılıyor. Ben hepinizin evde rahatlıkla yapabileceği bir hale getirdim. Yufkayla yapacağım nokulu. Şimdi ihtiyacımız olan malzemelere bir bakalım. Şimdi başlayalım nokulu yapmaya. Aslında oldukça kolay bir tatlı. İlk iş olarak şu cevizleri güzelce kıralım. Şu ceviz kırıcının içerisine atalım. Ve harcı hazırlayalım. Cevizleri böyle çok tuzla buz olmayacak şekilde kırdım. Ve üzerine baharatları ekleyeceğim. Bütün cevizleri kırdıktan sonra tarçın ve karanfil de üzerine ekleyip harcı hazırlamış olacağım. Tarçın ve karanfil de ekliyorum. Şu aşamada isterseniz bu harcın içerisine şeker de ekleyebilirsiniz. Ben şekersiz yapıp üzerine pudra şekeri serpmeyi tercih ediyorum. Sıra geldi. Tahinli kısmını hazırlamaya, sıvı yağın içerisinde tahini boca ediyorum ve ikisini güzelce harmanlıyorum. Yufkayı açacağım. İçine tahin ve yağ karışımından sürüp üzerine de cevizli karışımdan serpiştireceğim. Sıra geldi nokulu katlamaya ve porsiyonlamaya. Şu iki tarafı içeri doğru katlayıp ondan sonra rulo şeklinde yufkayı katlayacağım. Ve lokum lokum denir ya, şöyle iki parmak genişliğinde nokulları keseceğim. Kestiğim nokulları tepsiye dizeceğim. Ardından üzerine yağ süreceğim. Siz isterseniz yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Nokulları ben bu şekilde dizeceğim. Ama bir diğer diziliş şekli tabii ki bu olabilir. Nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Nokul hazır. 175-180 dereceye önceden ısıtılmış fırına vereceğim. Yarım saat 40 dakika kadar iyice çıtır çıtır olana kadar pişireceğim. Çıkınca da üzerine pudra şekeri serpeceğim. Sorduktan sonra da. Nokul hazır. Bir yufkadan 15-16 tane nokul elde ettik. Çıktıktan sonra biraz soğumasını bekledim. Soğuyunca da üzerine pudra şekerini serptim. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Şimdiden herkesin eline sağlık, afiyet olsun.